tünelimizin Trakya bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu projenin ve tünelin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine herkesi gönülden tebrik ediyorum. Bilindiği gibi ülkemizin 25 nehir havzasından biri olan Ergene Havzası 1,5 milyon vatandaşımıza ev sahipliği yapıyor. Bu havzada pek çok tarım ürünü yetişiyor. Aynı şekilde bölge çok sayıda sanayi tesisini barındırıyor. Havzanın korunmasıyla ilgili yatırımlar öncelikle yerel yönetimlerin sorumluluğundadır. Bölgedeki yerel yönetimler maalesef senelerce bu havzanın korunması konusunda gereken hassasiyeti göstermedi. Plansız şehirleşme ve sanayileşmenin sonucu olan yetersiz altyapı ve endüstriyel atık suların arıtılmadan nehre verilmesi gibi sıkıntılar sebebiyle Ergene'nin su kalitesi bozuldu. 2003 yılına gelindiğinde nehirdeki kirlenme artık çok ciddi boyutlara ulaştı. Sonuçta karşımıza insan sağlığı başta olmak üzere bütün canlılar için tehlike oluşturan vahim bir tablo çıktı. Biz bu kötü gidişatı durdurmak için Ergene Havzası Eylem Planı'nı devreye aldık. İlgili tüm kamu kurumlarının dahil olduğu bu planı yaklaşık 2,5 milyar liralık bir harcamayla ve kararlılıkla hayata geçirdik. Plan kapsamında bugüne kadar 395 kilometrelik dere yatağı temizlendi. Nüfusu 10 binin üzerindeki 12 yerleşim yerinde ileri biyolojik atık su arıtma tesisi, 38 yerleşim yerinde ise kanalizasyon sistemi inşa edildi. Taşkınlara yönelik tedbirler alındı. Toplam 1.238.000 dekar alanı sulayacak 25 sulama projesinden 24'ü hizmete girdi. Şu anda ekranda bunları izliyoruz, bunları görüyoruz. Değerli arkadaşlar, sanayicilerin de üzerlerine düşen görevlerini yerine getirmesi planın başarısı için kritik öneme sahipti. Islah organize sanayi bölgelerinin yapılması ve organize sanayi bölgelerine ortak atık su arıtma tesisi kurulması için harekete geçtik. Çevreyi kirleten sanayi tesislerini inşa ettiğimiz 10 ıslah organize sanayi bölgesi çatısı altında topladık. Tekirdağ'da yer alan 5 adet müşterek arıtma tesisinden Muratlı organize sanayi bölgesindekini devreye aldık. Ergene 1 ve Çorlu 1 organize sanayi bölgesi arıtma tesisleri de önümüzdeki Ağustos ayında faaliyete başlayacak. Ergene 2 organize sanayi bölgesi arıtma tesisini de inşallah bu sene içinde tamamlayacağız. Önümüzdeki yıl ise Veli Meşe'yi hizmete alacak ve böylece 350'ye yakın münferit atık su arıtma tesisini devre dışı bırakmış olacağız. Arıtılarak demiz hale gelmiş suların Marmara Denizi'ne deşarj edilmesi için derin deşarj projesini başlattık. Projenin deniz kısmı için denizin 4,5 kilometre tabanına döşenen hattı tamamladık. Kara boru hattı mevcut organize sanayi bölgelerinin yeraltı tünelleriyle bağlantısını sağlıyor ve arıtılmış sanayi suyunu denize taşıyor. Ağustos ayında arıtılmış suların bu hattan denize ilk deşarjı yapılacak. Derin deniz deşarjı projesinin bir diğer önemli ayağı da
tünel kısmıdır. Hattın geçtiği şehirlerde yaşayan vatandaşlarımıza rahatsızlık vermemek için yerin altından tüneller kazdık. Vadileri ve tepeleri, her biri 10 kilometrelik iki tünel hattıyla aşarak atık su hatlarını denizle buluşturduk. Bugün işte bu tünellerden birini tamamlıyoruz. Tünelin içinde yerli ve milli tünel açma makinemiz Lale var. Biraz sonra tünelimizde gün ışığını göreceğiz. Türkiye, dünyada bu makineleri üretebilen 8 ülkeden biridir. Rakiplerimizin hepsi de gelişmiş ülkeler. Çapı 3.25 metre olan 12 bin parçalık bu devasa makineyi Türk mühendisleri tasarladı ve Türk firması üretti. Devletimiz sunduğu desteklerle firmanın yanında yer aldı. Eğer biz bu makineye geçmişte sahip olsaydık, Bolu Tüneli belki de birkaç yıl içinde tamamlanmış olacaktı. Bugün inşasını bitirdiğimiz tünele atık suyu Aralık ayında vereceğiz. Projenin diğer tüneli de inşallah Ekim ortası gibi tamamlanacak. Bu tünele de Mart 2021'de su verilecek. Böylece ülkemizin ve Avrupa'nın en büyük çevre projelerinden birini hayata geçireceğiz. Projeyi bitirdiğimizde 1300'ün üzerinde fabrika sisteme dahil olacak. Yaptığımız bu yatırımlarla Ergene Nehri'nin su kalitesini önemli ölçüde iyileştirecek ve suyun temiz akmasını sağlayacağız. Sanayicilerimiz de arıtma tesisi işletmenin yükünden kurtulacak ve sadece üretime odaklanabilecek. Hepsinden önemlisi, Ergene hayata dönecek. Burada edindiğimiz tecrübe ve birikimi diğer havzalarda da kullanacağımıza inanıyorum. Sevgili vatandaşlarım, değerli arkadaşlar, Türkiye salgın döneminde sağlık alanında mücadele verirken kalkınma altyapısının önemli yatırımlarını da ihmal etmemiştir. Barajlardan tünellere, atık su arıtma tesislerinden havalimanı pistlerine kadar pek çok yatırımı salgına rağmen tamamladık. Sanayi tesislerimizin önemli bir kısmı salgın döneminde de üretimini sürdürdü. Şimdi tüm sanayi tesislerimiz hem yurt içi talebe hem ihracata yönelik ciddi bir atılım hazırlığı içindedir. Türkiye 2018 yılında maruz kaldığı kur, faiz, enflasyon saldırısını püskürtüp yeniden yükselişe geçtiği bir dönemde salgına yakalandı. Mart ayında başlayan, Nisan'da tüm ağırlığıyla süren, Mayıs'tan itibaren yavaşlayan bu salgın sürecindeki kayıplarımızı kısa sürede telafi edebileceğimize inanıyorum. Nitekim tüm öncü göstergeler ülkemizin çok ciddi bir sıçramanın eşiğinde olduğuna işaret ediyor. Yatırımdan, üretimden, büyümeden, istihdamdan asla taviz vermeden hedeflerimize doğru yürümekte kararlıyız. Ülkesini ve milletini seven herkesi bu büyük yatırım ve istihdam seferberliğine katkıda bulunmaya davet ediyorum. Devletimiz tüm imkanlarıyla bu seferberliği destekleyecektir. Salgın sonrası yeniden şekilleneceği anlaşılan siyasi ve ekonomik düzende Türkiye'nin önü açık görünüyor. Salgına rağmen hamdolsun ilk 5 ayda sadece organize sanayi bölgelerimizde 520 yeni fabrika açıldı. Gıdadan kimyaya,
mobilyadan makine imalatına varıncaya dek farklı sektörlere odaklanan bu fabrikalar için özel sektörümüz 8 milyar liralık yatırım yaptı. Yine ilk 5 ayda özel sektörü yatırımlarını desteklemek üzere 67 milyar liralık yatırım teşvik belgesi düzenledik. Bu yatırımların hayata geçmesiyle 110 bin vatandaşımıza yeni iş imkanları doğacaktır. Haziran'ın ilk 3 haftasında organize sanayi bölgelerindeki elektrik tüketimi Mayıs ayına göre %26 artmıştır. İmalat sanayinde siparişler ve kapasite kullanım oranları da günden güne yükseliyor. Yine Haziran'ın ilk 3 haftalık ihracat verileri Mayıs'a göre %25 daha fazladır. Yurt dışı piyasaların da toparlanmaya başladığını görüyoruz. Avrupa'dan ve başlıca ihracat piyasalarımızdan gelen veriler olumlu yöndedir. Dış piyasalardaki toparlanma inşallah bize sipariş artışı ve talep artışı olarak dönecektir. Dış konjonktürdeki toparlanmayla ekonomik canlanmanın daha da hızlanmasını ve yılın son iki çeyreğinde güçlü büyüme oranlarına ulaşmayı bekliyoruz. Kıymetli dostlar, fırsatlar şimşek gibidir. Çakar ve kaybolur derler. Ayağımıza gelen fırsatı değerlendirmek için ülkemizin potansiyelinin tamamını harekete geçirmek mecburiyetindeyiz. Bunun yolu ise birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkmaktan geçiyor. Türkiye'nin son yılında, özellikle 7 yılında yaşadığı tüm saldırıların birliğini, beraberliğini, kardeşliğini hedef alması bu yüzdendir. Bugünlerde yine birileri çeşitli bahanelerle aynı senaryoyu tedavüle sokmaya çalışıyor. Mesela son dönemde işçiden işverene tüm kesimleri huzursuz edecek asılsız dedikodular yayılıyor. Biz ülkemizin sanayisini, ticaretini, üretimini, ihracatını artırma çabası içindeyken aynı zamanda işverenlerin ve çalışanların sorunlarına köklü çözümler getirmeye çalışıyoruz. Kıdem tazminatı konusu da bunlardan biridir. Her bir işçimizin kazanılmış hakkını korumak, bu ülkenin cumhurbaşkanı ve kendisi de işçilikten gelen bir ferdi olarak en başta gelen görevimizdir. Amacımız işçilerimizin kıdem tazminatı haklarını birilerinin insafına bırakmadan kalıcı ve garantili bir sisteme bağlamaktır. Hep söylerim. İşveren sendikaları, işçi sendikaları, gelin bir araya. Bu konuyu kendi aranızda halledin. Kendi aranızda halledemeyip bunu eğer kabine halletsin diyorsanız burada art niyet vardır. Kusura bakmayın. Böyle bir art niyete ne cumhurbaşkanı olarak şahsım ne de kabinemiz alet olamayız. Niye kendi aranızda bu işi çözmüyorsunuz? Niye kendi aranızda bunu halledemiyorsunuz? Kendi aranızda halledemeyip ondan sonra bizleri işçimizin ve işverenin karşısında zor duruma düşürmek veya kötü durumda bırakmak mı istiyorsunuz? Bugüne kadar attığımız her adımda nasıl emekçi kardeşlerimizin yanında yer almışsak bu konuda da aynı anlayışla hareket edeceğiz. Avrupa ve Asya arasındaki stratejik konumumuzu kullanarak ülkemizi küresel düzeyde bir üretim üssü haline dönüştürmek istiyoruz. Sanayicilerimizin de üretim çarklarını daha hızlı döndürmelerini sağlamak amacıyla krediden teşvike kadar tüm mekanizmaları devreye alıyoruz. Çiftçimizin emeğinin ve alın terinin karşılığını almasını temin edecek destekleme politikalarını genişleterek
sürdürüyoruz. Yüksek teknolojili ürünler geliştirmekten yazılıma ve yapay zekaya kadar dünyanın geleceği olarak bakılan her alanda en ileri ülkeler arasında yer almak amacındayız. Hiç kimsenin ve hiçbir engelin bizi bu hedeflerden uzaklaştırmasına izin vermeyeceğiz. Yıllarca çevreciliği ülkemizin kalkınmasını engellemenin bir aracı olarak kullandılar. Halbuki dünyayı ve çevreyi Allah'ın emaneti olarak gören anlayışımız sebebiyle bizim batının vahşi kalkınma yöntemlerini kullanmamız zaten mümkün değildir. Yaptığımız yatırımların meyvelerini aldıkça çevreyi gerçekten koruyanların kimler olduğunu artık herkes görmeye başladı. Bugün açılışını yaptığımız Ergene Havzası tüneli de işte bu hassasiyetin tezahürlerinden biridir. Bu duygularla bir kez daha tünelimizin Trakya'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Ergene Havzası projesinin ve bu tünelin inşasında emeği geçen herkesi tekrar tebrik ediyorum. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Evet, şimdi tünele bağlanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız orada. Gıda, Tarım, Hayvancılık Bakanımız orada. Valimiz orada. Yüklenici firmamızın sahipleri orada. Evet, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Varank, buyurun. Sayın Cumhurbaşkanım, bugün sizlere Ergene Kırköz mevkiinden yerin 25 metre altından 7 nolu şaftın içerisinden sesleniyoruz. Milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, il başkanımız da buradalar. Kendileri yukarıdan bu töreni takip ediyorlar. Sizlere selam ve hürmetleri var efendim. Bugün Ergene Havzası Koruma Eylem Planı'nın en önemli bileşenlerinden biri olan Derin Deniz Deşarjı Projesi'nde kritik bir aşamayı geride bırakıyoruz. Derin Deniz Deşarjı, sizin de az evvel vurguladığınız üzere deniz, kara boru ve tünel hatlarından oluşuyor. Müsaadenizle ben bunlar hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Siz zaten detaylı şekilde rakamlardan bahsettiniz. Sayın Cumhurbaşkanım, burası deniz deşarj sistemi haritasını gösteriyor efendim. Siyah hatlar 46 kilometrelik kara boru hatlarını gösteriyor. 46 kilometre şu an tamamlanmış durumda. Bu kırmızı hat iki tane tüneli temsil ediyor efendim. Bugün tam bu noktadayız ve B tünelini bugün inşallah ışık görme merasimiyle B tünelinin kazılmasını tamamlamış olacağız. A tünelinde de 775 metremiz kalacak. Buradan çıkan makinamız da oradaki 775 metreyi tamamlayacak. Burada da deniz hattı var efendim. Denizin 50 metre altında 4,5 kilometrelik bir hattan bahsediyoruz. İnşallah Ağustos ayı itibariyle Sayın Cumhurbaşkanım, özellikle Doğu hattındaki Çerkezköy OSB, Çorlu Derikarma OSB ve Çorlu OSB'nin arıtılmış suları, dünya standartlarında arıtılmış suları kara boru hattıyla Ağustos ayında denize deşarj edilecek efendim. Bu proje için oldukça önemli bir gelişme. İnşallah sizi o programa da davet etmek istiyoruz. Projenin geri kalanındaki ıslah OSB'lerinde bağlantılarını çok hızlı bir şekilde tamamlamak üzere gayret gösteriyoruz. İnşallah önümüzdeki senenin ortasından itibaren hem atık arıtma tesisleri hem de bağlantıların büyük bir kısmı devreye alınmış olacak. Böylece Ergene Nehri de inşallah daha temiz akmaya başlayacak. Ben sözü çok uzatmak istemiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız, yerli tünel kazma makinemiz, siz de bahsettiniz. Biz çok önemsiyoruz. Devletimizin sağladığı ARGE destekleriyle bu tünel kazma makinesi hayata geçirildi. Biz 18
Eylül tarihinde Ankara'da fabrikadan o makinenin çıkışını yaptık. Burada kazılara başladı. Bugün ilk defa Türkiye'de bir projeyi yerli makinayla bitirmiş oluyoruz. Bu bizler için gurur, sizlerin sayesinde oldu. Ve inşallah biraz sonra tünelin son kısmının açılmasını da izleyeceğiz. Müsaadenizle ben mikrofonu Tarım ve Orman Bakanımıza bırakmak istiyorum. Ergene Havzası koruma projesi çok büyük bir proje. O da diğer detaylardan müsaadenizle bahsetsin efendim. Evet Bekir Bey. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, sizleri, zat halinizi Tekirdağ'dan, Ergene'den saygıyla selamlıyorum. Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında deşarj tüneli açma törenine zat haliniz, başta zat haliniz, herkes hoş geldiniz. Sayın Cumhurbaşkanım, sizin liderliğinizde başlatılan büyük ve kapsamlı projeler sayesinde Türkiye, kalkınmada dünyada sınıf atlarken çevrenin korunmasında da büyük başarılara imza attı. Ergene Havzası'nda 80'li yılların başında plansız başlayan sanayileşme, endüstriyel atıklar ve yeraltı sularının bilinçsiz kullanımına bağlı olarak bu bölgede kirlilik giderek artmıştır. Ancak zat-ı devletlerinizin talimatlarıyla 2011 yılında Ergene Havzası Koruma Eylem Planı'nı bakanlığımız koordinasyonunda hayata geçirmeye başladık. Bugüne kadar 6,5 milyar lira yatırımla 18 alt eylemden 8'ini tamamladık. 8 eylemde tamamlanma aşamasına getirildi. Bu kapsamda Devlet Su İşleri tarafından 400 kilometre dere yatağını temizledik. 12 belediyenin atık su arıtma tesisinde inşa ettik. Ve havzadaki tüm tesislerde atık su deşarj kriterlerinde kısıtlamaya gidildi. Yine Meriç Nehri üzerinde taşkın erken uyarı sistemi kuruldu. İnşallah bu yatırım programında yer alan ve 14'ünün inşaatı biten 25 adet sulama tesisinin tamamlanmasıyla da 1 milyon 300 bin dekar arazi temiz suya kavuşacak. Ayrıca 8 adet depolama projesiyle de yıllık 450 milyon metreküp içme kullanma ve endüstri suyu temin edilecek. Önemli ifade etmek isterim ki Ergene Havzası'ndaki 10 organize sanayi bölgemiz için 5 atık su arıtma tesisinden 3'ü tamamlandı. Kalan 2 tesisi de inşallah önümüzdeki yıl hizmete alacağız. Böylece söz konusu sanayi kaynaklı atık suları Ergene Nehri'ne değil Marmara Derin Deniz Deşarjı projesiyle 4,5 kilometre açıktan Marmara Denizi'ne alttan verilecek. Derin Deniz Deşarjı 10 kilometre uzunluğunda 2 tünel vasıtasıyla yapılacak. İlk bileşen olan Doğu hattında %99'luk gerçekleşme sağlandı. Tüm bileşenlerinde ise toplamda da %95'lik bir gerçekleşmemiz var efendim. İnanıyoruz ki bu proje sayesinde bu bereketli topraklardaki çevre kirliliği sona erecek, Ergene Nehrimizin su kalitesi ve rengi doğal haline dönecek, Trakya'mızın da çevresi değişecek. İnşallah tüm sistemleriyle önümüzdeki yıl hizmete alacağımız bu proje, himayelerinizde gerçekleşen diğer projelerde olduğu gibi doğaya saygımızın, tabiata sevgimizin taçlanmış bir eser olarak baki kalacaktır. Sayın Cumhurbaşkanım, bu deşarj tünellerinden Çorlu, Çerkezköy ve Derin Deniz Deşarj hattında inşallah bugün ışığı göreceğiz. Bu ışığa zatenizin de söylediği gibi tamamı yerli ve milli sermayeyle üretilen Türkiye'nin ilk tünel açma makinesi sayesinde ulaşacağımızı da önemli ifade etmek istiyorum. Zira dünyada 8 ülkenin sahip olduğu bu tünel açma makinesinin bu önemli çevre projesine kullanmasından dolayı da özel bir mutluluk yaşıyoruz. Ayrıca efendim yakın zamanda ihalesini yapmış olduğumuz Silvan tünellerinde de yine yerli makinamızı, yerli yüklenicimizi kullanıyor olacağız efendim. Bu vesileyle koordinatör bakanlık olarak üstlendiğimiz ve sona geldiğimiz Ergene Nehri ve Havzası projesine değerli katkılar sunan başta zatenize, diğer bakanlıklarımıza ve kurumlarımıza projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, hasaten zat-ı halinize vatan toprağımızın her karışında böyle vizyoner eserler bıraktığınız için şahsım ve milletimiz adına şükranlarımı arz ediyor. Talimatlarınızı bekliyorum efendim. Arz ederim. Evet, değerli arkadaşlar, her şeyden önce burada tabii bugün çok büyük önem arz eden konu, yani halk arasında köstebek olarak ifade edilen ama sektörün içerisinde TBM olarak ifade edilen
ve 3 metre 25 santim çapındaki dev bir burada tünel açma makinesini yerli ve milli olarak tabii üretmiş olmak hakikaten bizler için çok çok her türlü takdirin üstünde bir başarıdır. Ben üretici firmamızı özellikle şahsım milletim adına tebrik ediyorum, kutluyorum. Ve sadece ülkemiz için değil, inanıyorum ki dünyanın değişik ülkelerinde de bu TBM artık kendisi için hakikaten alıcı bulacaktır. Tabii burada bundan sonraki süreçte gerek ayçiçeği üretiminde, gerek buğday, çeltik, birçok tarım ürünü noktasında çok daha sağlıklı, çok daha yoğun bir şekilde bu tarım ürünlerimizi üretme imkanını da Trakya Ovası'nda yakalayacağız. Bu da bizim için ayrı bir fırsat ve tabii Ergene'nin de nehrin hakikaten dört dörtlük kullanılabilir hale gelmesi bizi ayrıca mutlu edecektir. Ben bundan dolayı tüm emeği geçen geçmiş dönemdeki bakanlarımızdan şu andaki bakanlarımıza kadar bütün teknokrat bürokratlarımıza kadar hepsini kutluyorum, tebrik ediyorum. Ve bu 12 bin parçalık devasa makineyle yolumuza devam edeceğiz. Çünkü bugün işimiz bitmiş değil. Yola yine devam ediyoruz. Ve şu anda eğer hazırsak ben arkadaşlara hemen butona basmalarını özellikle istiyorum. Evet Sayın Varank ve Sayın Pakdemirli ve tüm arkadaşlar hep birlikte hazır olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı olsun. Arkadaşlar Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla kazıya başlıyoruz. Ya Allah bismillah. Bir dakika içinde inşallah ışığı göreceğiz Sayın Cumhurbaşkanım. Silvan tünellerinde kullanılacak makinenin çapı da 11 metre olacak Sayın Cumhurbaşkanım. Bu 3.25 o 11 metre olacak. İnşallah yerli firmamız bunu başarırsa dünyada bunu başarabilmiş 4 ülkeden de bir tanesi olacağız. Efendim aynı makineyi Kıbrıs'ta da İnşallah. Kullanıyoruz. Yüklenici firmamızdan memnunuz. Onlarla da gurur duyuyoruz bu yaptıklarından dolayı. Nerede kullanacağız? Kıbrıs'ta kullanıyoruz efendim şu anda. Kıbrıs'taki ikmal tünellerinde evet. Kullanıyoruz. Şu anda milletvekillerimizi, bürokratlarımızı, teknokratlarımızı ekranda görüyorum. Onları da İstanbul'dan selamlıyorum. Bugün tabii YKS ile ilgili olarak da çok farklı bir gündü. Evet şu anda malum yer... Titreşimler başladı efendim. Işığı görüyoruz. Evet TBM artık önündeki engelleri zorlamaya başladı. Evet Sayın Pakdemirli Varank orada durmayın ezer geçer sizde yani. Başımıza iş açmayalım. Haklısınız efendim biraz korku salmaya başladı. Nasıl gelecek? Şurayı alabilir mi? Tamam.
Şunu yıkamayacağız. Evet, 3 metre 25 santim çapındaki TBM'in nasıl çalıştığını görüyorsunuz. Halk arasında köstebek diye ifade ettiğimiz TBM, evet, dönerek önündeki engeli ortadan kaldırıyor, görüyorsunuz. Evet, hayırlı olsun. Daha nicelerine inşallah. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Sayın Cumhurbaşkanım, şükranlarımızı arz ediyoruz. Söylediğimiz gibi inşallah Ağustos ayında da bir aksilik olmazsa ilk derin deşarja da suyu vermek istiyoruz. İnşallah o töreni de hayırlısıyla yerine getiririz. Biz Tekirdağ'dan sizlere hürmetlerimizi arz ediyoruz efendim. Hürmet ediyoruz efendim. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Selamlar, sevgiler. Tekirdağ Valimiz Aziz Yıldırım Bey'e, yüklenici firma sahibi Özgür Savaş Bey'e teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreci de aynı kararlılıkla